İmparatorlara, komutanlara önünüzde diz çöktürebilir misiniz? Amaçlarınız için ve hayatta kalmak uğruna neleri göze alabilirsiniz? Kim Odağı bu hafta? Cesur, güzel ve seksi. Kleopatra. Kleopatra M.Ö. 69'da İskenderiye'de dünyaya geldi. Ailesinin en büyük kız çocuğu olan Kleopatra, kendisinden önce gelen 6 Kleopatra ünvanlı kraliçenin de unutulmuş olmasından dolayı tarihe Kleopatra olarak geçti ve Antik Mısır'ın son Helenistik kraliçesi oldu. Mısır'ı fetheden İskender'in ölümünün ardından başgenerallerinden biri olan 1. Ptolemy ülkeyi devralmış bir Yunan'dı. Ailesinin kökeni de 1. Ptolemy'ye dayanıyordu. Babası ise Kleopatra 18 yaşındayken vefat eden 12. Ptolemy'ydi. Babasının hayatını kaybetmesinin ardından onun bıraktığı vasiyete uydu ve gelenekleri dinleyerek evlenip tahta çıktı. Söz konusu geleneğe göre kutsal kraliyet kanını aile içinde tutmak gerekiyordu ve bunun için yapılması gereken tek şey vardı. Kardeşler evlenmeliydi. 10 yaşındaki kardeşi 13. Ptolemy ile evlenen Kleopatra, tahta çıkan 7. kraliçe Kleopatra ünvanını aldı. Kadının ikinci plana atıldığı bu zamanlarda Kleopatra'nın ayakta kalabilmesi çok güçtü. Bunun yanı sıra kuzeyden büyük bir tehlike geliyordu. Bu tehlikenin adı ise Büyük Roma İmparatorluğu'ydu. Romalılar baskıcı, maceraperest ve yayılmacıydılar. Uygarlıklarını batıda ve doğuda taşıyabildikleri kadar uzağa taşımışlardı. Bu büyük imparatorluğun uzandığı doğuya Kleopatra'nın Mısır'ı da dahildi. Kleopatra'nın babası 12. Ptolemy askerlerin ödemelerini yapabilmek için Roma'dan borç almak zorunda kalmıştı. Bu durum kendisini değil ama oğlu 13. Ptolemy'yi zor duruma sokmuştu. Çünkü ona mali açıdan Roma'ya bağımlı bir Mısır kalmıştı. 13. Ptolemy yaşından, acemiliğinden ve kendisinden önce yaşanmış olanlardan dolayı bir kukla krala dönüştü. Danışmanlarına uyan kral, ablası ve eşi olan Kleopatra'yı saraydan attı. Güney Mısır'daki Nil Vadisi'ne sürgüne yollanan Kleopatra'nın kendisini kurtarmak için artık tek bir şansı vardı. Bu dönemde Sezar, Pompei ve Krassus arasında bölüşülen güç gerçek sahibini arıyordu. Kazandığı savaşlarla halkın gözünde prestij sahibi olan Sezar'ın ışıltısı Kleopatra'nın da dikkatini çekmişti. Kleopatra'ya göre Sezar avlanılması gereken bir balıktı. Rivayete göre Kleopatra, Sicilyalı kölesi Apollodores'in önerisini kabul etmiş ve bir halının içine sarılarak Sezar'ın önüne serilmeyi uygun görmüştü. Huzura taşılıp yere serilen halının Sezar'ın önünde açılmasıyla tüm güzelliği ve ihtişamıyla Roma İmparatorluğu'nun kalbini fethetmişti. Kleopatra'nın zekasını zaman içinde gören Sezar gitgide ona aşık oldu. Kleopatra'ya olan hayranlığı ve aşkı onu iki kardeşin arasındaki çatışmaya dahil etti. Roma İmparatoru Kleopatra ve kardeşi 13. Ptolemy'yi barıştırma niyetindeydi. Fakat Kleopatra'nın istediği bu değildi. O ülkesinin başına tekrardan geçmenin ve gücünü arttırmanın peşindeydi. Kleopatra'nın hayali yalnızca Mısır değildi. Büyük İskender'in rüyasını paylaşıyor ve iki imparatorluğu birleştirerek dünyaya hükmetmek istiyordu. Sezar ve hatta Sezar'dan olan minik Sezaryon bile Kleopatra'yı hayaline götürecek küçük birer araçtı. Kleopatra, Sezar'ı Mısır ordusunun karşısına çıkarttı. Ardından baş düşmanı olan kardeşi 13. Ptolemy'nin öldürülmesini sağladı. Sezar'ın Kleopatra'ya duyduğu aşk, Mısır'ı fethedip yönetimine geçirmek yerine küçük bir inci küpe hediye eder gibi koca Mısır İmparatorluğunu aşık olduğu kadına teslim etmesini sağlayacak kadar büyüktü. Bu yüzden ele geçirdiği Mısır'ı Kleopatra'nın ellerine bırakıp onu bir diğer kardeşi olan 14. Ptolemy'nin yanında tahta çıkardı. Kleopatra sadece cazibesi ve güzelliğiyle değil, entelektüel zeka ile de büyük bir diktatörü kandırarak kaybettiği tahtı tekrar ele geçirmişti. Bir bilim insanı ve filozof olarak da kabul edilen Kleopatra, Yunan bilginlerle tartışabilecek bir donanıma da sahipti. Aynı zamanda Akdeniz dünyasının en zengin kadınıydı ve 9 dil biliyordu. Güzelliği ve çekiciliğiyle tüm liderler için baştan çıkarıcı bir kadındı. Kendisinden önce gelmiş olan kraliçelerin aksine dünyaya adını ve gücünü miras bırakacaktı. Sezar'ın M.Ö. 15 Mart 44 yılında o meşhur suikaste kurban gitmesinin ardından Kleopatra'nın yeni bir mücadeleye girmesi gerekiyordu. Çünkü Marcus Antonius ve Sezar'ın üvey oğlu olan Octavius iktidar için savaşıyordu. Kleopatra'nın Mısır'ı önemli bir savaş alanı durumundaydı. Antonius, kraliçe Kleopatra'nın onu desteklemesini istiyordu. Kleopatra, yeni hedefini belirleme konusunda seçimini zorlanmadan yapıyor ve önüne gelen fırsatı değerlendiriyordu. Büyülenmesi gereken sıradaki adam Marcus Antonius'tu. Kleopatra, onu kendisine aşık etmek için çok çabalıyordu. Çünkü başarısız olması durumunda kaybedeceği çok şey vardı. Sezar sayesinde Romalıları tanımış olan kraliçe onların zenginlik ve ihtişamdan etkilendiğini biliyordu. Bu sebeple düzenlediği şölenlerden birinde kayda geçmiş en büyük incilerden biri olan küpesini çıkartıp şarabın içinde eritip Antonius'a içirmişti. İsraf, aşırılık ve oburlukla Romalı lideri etkileyebileceğini anlayan kraliçe zenginlik gösterileri düzenliyor ve onu kendi elleriyle besliyordu.
Antonius'un ruhani inançlarını kullanıyor ve onun karşısına Mısır'ın, Yunanistan'ın dişi tanrıçaları gibi çıkıyordu. Yaptığı makyajlar sayesinde Isis ve Afrodit'in bir karışımı gibi görünüyordu. Mısırlıların Firavun'un insan suretine bürünmüş tanrı olduğuna inandığı bir dönemde Kleopatra'nın bir Romalıyı tanrıçayla seviştiğini ikna etmesi çok da zor olmuyordu. Fakat Kleopatra'ya kapılıp gerçeklerden uzaklaşan Antonius arkasından gelen Octavius'un ayak seslerini duymuyordu. Sezar'ın üvey oğlu Octavius Kleopatra ve Antonius için geliyordu. Milattan önce 30 yılının 1 Ağustos'unda 39 yaşındaki Kleopatra Antonius ile birlikte teslim oldu. Ama ikisi de Octavius tarafından zincirlenmiş bir şekilde Roma'ya sürüklenmekten korkarak intihar etmeyi tercih etti. Ölümlerinin ardından Antonius'un heykellerini yıktıran Octavius, Kleopatra'nın heykellerine dokunamadı.